Evet sevgili dostlar, 27.100 ile başlamak çok güzel oldu. Hepinizi selamlıyorum. Hepinize mutlu bir pazar diliyorum. Sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu videoda aslına bakarsanız baya yorum konuşmak istiyorum. Ama öncesinde belirtmek isterim. Dünya Kupası bugün başlıyor. Büyük ihtimalle siz bu videoyu saat 18 ya da 18.30 sularında izleyeceğiniz için saat 19'da başlayacak Katar Ekvador milli müsabakasıyla açılış yapılacak. Büyük ihtimalle sosyal medyaya yansıyan bir şike olayı vardı, işte şu kadar para teklif ettiler falan diye. Büyük ihtimalle tahminlerimize göre Valencia ve takım arkadaşları o parayı kabul etmiştir, alıp hesaplarına aktarmışlardır. Rahat olun, o iş bizde demişlerdir ve akşam maçı Ekvador alacaktır. Valencia'da ettirik yapacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım tahminlerimiz doğru mu çıkacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Arkadaşlar, Fenerbahçe'den uzun süre ayrı kalacağız. Ama çok uzun süre değil, merak etmeyin. Çünkü 30 Kasım'da hazırlık maçımız var. 3 Aralık'ta hazırlık maçımız var. O yüzden şu an sadece 10 günlüğüne falan ayrı kalacağız Fenerbahçe'den. Yani hazırlık maçı da olsa sonuç olarak gözlerimizin pası silinecek. Ancak Fenerbahçe'miz hem hazırlık maçlarına odaklanıyor, hem lig maçlarına odaklanıyor, hem de transfere odaklanıyor. Bakın, şu bir gerçek. Evet, takım çok iyi gidiyor maşallah. Allah nazardan sakındırsın. Evet, Dünya Kupası arasındayız. Sakatlarımız inşallah iyileşecek. Taktiksel olarak daha iyi çalışacağız. Herkesin atladığı ya da unuttuğu bir detay var. Mart ayına kadar haftada bir maç haftasına döneceğiz. Tırnak içinde söylüyorum, bak, tırnak içinde söylüyorum. Türkiye Kupası maçlarının olduğu haftaları saymıyorum. Neden saymıyorum? Sen oynarken Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, yani şampiyonluk yarışında rakibin kimse, onlar da oynayacak. O yüzden saymıyorum oraları. Oraları da tek maç haftası gibi sayıyorum. Yani mesela Avrupa'da kaç takım vardı? 4 takım devam ediyordu. Fenerbahçe, Başakşehir, Sivas, Trabzonspor. Fenerbahçe zaten tuttuğumuz takım. Başakşehir'i 1-0. Sivas'ı da yenmişti. İnşallah Trabzon'u da şu aradan sonra yener 1-0 olarak. Sonrasında zaten bizim zorlandığımız takımlar bunlardı. Çünkü onlar da Avrupa'da bizimle yola devam eden ve diri takımlardı. Fizik güçleri iyi takımlardı. Her ne kadar da hani başka takımlarla maçlarında skorlar değişik olsa da biz şundan eminiz. En azından biz bu takımları yendik ve önümüze bakmanın vakti geldi. Ve arkadaşlar, ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bak, 13 maça çıktık. 13 maça çıktık. Devre arasına kadar 5 maça çıkacağımızı zannediyorlar. Hayır. 3 maç sonra devre arası transfer dönemi. Bakın, 3 maç sonra devre arası transfer dönemi giriyor arkadaşlar için içine. Ha, şöyle bir şey var, bilginiz olsun diye söylüyorum. Önce 20'si gibi İstanbulspor maçı, yani 21'i gibi, 25 gibi Trabzonspor maçı, 28-29 Aralık gibi Hatay maçı, 4 Ocak gibi Antalya deplasmanı, 8 Ocak gibi Galatasaray maçı ve sonrasında bir haftalık dinlenme süresinde 15 Ocak'a geçiyoruz. Yani bu süreçte göreceğiz bakalım diğer takımları haftada 2 maç yapmak nasılmış. Hep birlikte bunlara şahit olacağız arkadaşlar. Şimdi transfer içinde dediğim gibi 3 maç sonra oynatabileceksin. Anlatabiliyor muyum? 3 maç sonra, 4 maç sonra oynatabileceksin transferi. O yüzden scoutlarımız da çalışıyor. Araştırmalarını da yapıyorlar. Transfer komitemiz de araştırmasını yapıyor. Şimdi 3 tane genç yetenek izleniliyor arkadaşlar. Özellikle Karadağ Slovenya maçında mesela bir futbolcu izlenilmiş. Ben izlenilen futbolcuları size açıklayacağım şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlar, 3 tane isim var. Birinci takip edilen isim Adam Obert. 20 yaşında Slovakyalı, 1.88 boyunda stoper. Cagliari'de oynuyor. Seri B takımı. 900.000 euro piyasa değeri var bu futbolcunun. Ve 20 yaşındaki futbolcu alt yaş kategorilerinde, yani Slovakya U21, U19 falan 10 maçı falan geçtiği için oynayabilir durumda. Doğum tarihi de 23 Ağustos 2002. Yani bugün alsan 14+3 kuralında +3'ü teşkil edecek. Sol ayaklı, sol stoperde, sol bekte, sol açıkta oynayabilen bir isim. Bilginiz olsun, 12 maça çıkmış. 796 dakika süresi var. İzleniliyor. Doğru. İkincisi Adrian Kapralik. Bu da Slovakyalı. 1.78 boyunda sağ kanat. 425.000 euro değeri var arkadaşlar futbolcunun. Ve Zilina takımında oynuyor Slovakya'da. 2024'e kadar sözleşmesi var. 1.78 boyunda. Şimdi Slovakya ligini bilmiyorum. Yani takip ettiğim bir lig değil. Bu kardeşimiz de alt yaş kategorilerinde bayağı maça çıktığı için ve doğum tarihi 10 Haziran olduğu için alınırsa 14+3 kuralına uyar. 21 maça çıkmış. 7 gol 2 asisti var. Tabii ki de alalım hemen bizde de 7 gol 2 asist yapsın falan değil. Bunlar geleceğe yatırım amaçlı isimler. Üçüncü isim ise Tomas Suslov. FC Groningen takımında oynuyor Hollanda'da. Eredivisie'da ve birincilik seviyesinde oynayan futbolcunun piyasa değeri 3 milyon euro. 7 Haziran 2002 doğumlu. Bu da Slovakyalı. 1.73 boyunda. Ve bu kardeşimiz sol ayaklı. 10 numarada kanatta oynayabiliyor. Bir sakatlığı var. 11 maça çıkmış. 1 golü var. 706 dakika. Yani hepinizin tahmin ettiğim gibi hocam sonuncu pek hoşumuza gitmedi diyeceğinizi düşünür gibiyim. Ama bu isimler takip edilen isimler arkadaşlar. Ha, alınır alınmaz. Ben alınır alınmaz demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama takip ediliyor bu kardeşler, bu isimler. Fakat ben şunu söyleyeyim. Yani Tomas Suslov ismi çok zannetmiyorum. Ha, Fenerbahçe'de bir de genç bir yetenek var. Arda Güler. Allah yolunu bahtını açık etsin. Milli de oldu. Ve Arda Güler için Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından sayar mısınız saymaz mısınız bilmiyorum ama bir futbolcumuz Arda Güler Barcelona oyuncusu demiş. Şimdi bunu başlığa koyup da Arda Güler Barcelona oyuncusu hayırlı olsun falan demek var ama yani o da yani bu görüşü yazmış olmak olur. Onu çok şey yapmayalım. Arda Güler için Mert Nobre övgü dolu açıklamalarda bulunmuş. A-Spor'a konuşmuş. Hani Arda Güler'in Barcelona radarında olduğu haberinin gösterilmesi üzerine demiş ki bu yaşta o kadar net, o kadar iyi ayaklar görmedim ben uzun zamandır. Aynı Alex Guti gibi. 17 yaşında tam İspanya Barcelona oyuncusu bence demiş. O stilde demiş. Ben de aynısını düşünüyorum. Bir kalitesi var. Normal değil bu. Büyük yıldız bence diyormuş Nobre. Fazla süre alıp alınması tartışılmış. Demiş ki bence Jorge Jesus, bak iyi dinleyin burayı. Bence Jorge Jesus doğru o kararında. Zaman da gerekiyor. Çok genç daha. Zaman da çok önemli diye konuşmuş arkadaşlar. Tüm kulvarlarda 13 maç 3 gol 1 asist. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bakın bugün marketten aldığınız tereyağını bile buzdolabına koymazsanız dışarı hani tezgahın üstüne koyarsanız erir gider. Siz marketten aldığınız tereyağı için madem aldık kullanalım hepsi bitsin diyor musunuz demiyorsunuz. Yani bunun yeri dolap arkadaş, kullanacağımız zaman karar veririz diyorsunuz. Ama söz konusu gencecik bir çocuğun hayatı oldu muydu? Herkes futbol ukalası, uleması kesiliyor. Ya yapmayın ya. Yapmayın abi. Bak yazık günah. Dün Gaziantep seyircisine buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu arada 27.000 olmamız demek ki Gaziantep'e bir selam çakmadığımızdan da bir hicap duyuyorum. Bütün Gaziantep'li dostlarımıza, Gaziantep'te yaşayan Fenerbahçelilere buradan selamlar olsun. Hepsini kanalımıza bekleriz. Hepsine buradan selamlarımızı iletiriz. Gaziantep seyircisi dün gaza getirmeseydi bu iş böyle olmazdı. Yani Arda'nın yeteneği tamam bir yere kadar ama Kuntz'un yeteneği eksilerde maalesef. Teknik direktörlük vasfı çok yok. Maalesef çok yok. Şimdi gelelim asıl bombaya. Arkadaşlar videonun bundan sonraki kısmına lütfen dikkatle takip edin. Çünkü buradan sonra konuşacağım ibareler, ifadeler çok çok önemli. Jesus'a talip var. YouTuber Deco SRN, Flamengo'nun ikinci başkanı Braz ile Jesus'un menajeri Macedo'nun bir araya geldiğini iddia etmiş. Kimin? Kimin? Jesus'un menajeri Macedo'nun. Jesus'un menajeri Macedo mu varmış? İnternete yazalım. Yazalım. Jorge Jesus'un menajeri. Merak ettim. Mendes diyor. Yani 2019'da bir haber var. Beşiktaş Jesus'un menajeri Mendes de yemek yerken görüntülenmiş. Jorge Mendes. 2018 yılında Jesus'un menajeri Jorge Mendes ortağı Pedro Moreira ile Türkiye'de yemekte görüntülenmiş. Jesus'a yeni sözleşme teklif edilmiş. Fenerbahçe'den 21 Eylül tarihli bir haber var. Jesus'un menajer profili, canlı istatistikler. Jesus kendi kendinin menajeri diyor burada da. Allah Allah. Bir eksiklik var ama bir yanlışlık var ama çözemedim. Neyse, habere bakalım. Flamengo ikinci başkanıyla konuşmuş. Jesus Brezilya futboluyla ilgilenmeye devam ediyor ve Flamengo hayalini canlı tutuyor vurgusunu yapmış. Şimdi gündem sözleşmesiymiş. Uzun yıllar çalışmak istiyormuş Fenerbahçeli idareciler. Brezilya basını da yazmış. Aşkam'da yer alan habere göre görüşmeleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapacakmış. Macedo ile mi? Brezilya basını da Jesus'tan ilgili iddialar ortaya atılmayı sürdürüyor. Buluşmanın sebebini bilmiyorum demiş. Mundo Ronegro adlı internet sitesinde YouTuber Deco SRN'nin iddialarını haberleştirmiş. Onları zaten haber arıyorlar. Jesus'un menajeri Bruno Macedo. Ya arkadaş, gülmeyim diyorum da. Bir araya gelmişler. Merhaba Deco, sana önemli bir haberim olacak. Jesus'un menajeri Bruno Macedo Rio de Janeiro'ya geldi. Flamengo 2. Başkanı Marcos Braz onunla buluştu. Bu buluşmanın sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama gerçek şu ki gerçekten bir buluşma olmuş. Dünya Kupası sonrası olabilir demiş. Flamengo teknik direktörü Dorival Junior iyi bir sezonu geride bıraktı. Tecrübeli teknik adam Dünya Kupası'ndan sonra Tite'nin yerine geçmesi konusunda Brezilya Federasyonu'nun radarına girmiş. Flamengo yetkilileri Dorival Junior'ı kaybetmekten korkuyormuş. Allah'tan korksunlar. Ayrılacağını söylediler. Gazeteciye göre Jesus Brezilya futbolla ilgilenmeye devam ediyor ve Flamengo'ya dönüp Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanma hayalini canlı tutuyormuş. Jesus'a yakın olan kişiler Jesus'un Flamengo'nun başına geçmek için Fenerbahçe'den ayrılacağını bildirmiş. Ben tatmin oldum yani. 15 dakika sonra Jesus'un istifa haberi falan gelir diye düşünüyorum. 16 dakika sonra da olabilir. 17,5 dakika da olabilir. 18 de olabilir ama. Yani çok enteresan dakikalar olabilir. Ya arkadaşlar, etmeyin eylemeyin ya. Allah'tan bir mani gelmezse Jesus ile 3 sene daha devam edeceğiz. İsteyen inanır bana. İsteyen inanmaz. Ha, şunu da söyleyeyim. Bir sokaktan geçiyorsunuz. 27.100 kişi önünüzü çevirdi. Dedi ki sakın 150 metre 200 metre ileriye gitme. Bomba patlayacak orada. Oraya bomba yerleştirdiler dedi. 27.100 kişi tekrar teker geldiler dediler. Ne dersiniz? Ulan 27.100 kişi aptal. Bunların hepsi salak. Ben gideyim derseniz insanlar size bakış açısı değişir. 27.100 kişi var burada. Elimden geldiğince duyum vermeye çalışıyorum. Evet, her duyumum doğru çıkmıyor. Ama size samimiyetimle söylüyorum. Yani 3-5 tane takipçi içinde yalan duyum verecek bir adam değilim. Bu kadar insan arkamdan geliyorsa, bu kadar insan yanımda yer alıyorsa herhalde boş beleş insanlar değillerdir. Anlatabiliyor muyum? Arkanıza yaslanın. Duanızı edin. Jesus'la başarılı olalım deyin. Başarılı olalım ki daha güzel gelecekler bizi beklesin. Ve rahat olun arkadaşlar. Fenerbahçe'de son dakika haberi. UEFA'dan Jesus'a flash yaptırım, men cezası. Şimdi bu başlık doğru. Kısmen doğru. Yani men cezası doğru değil ama kısmen doğru. Niye? Şimdi Jesus'la ilgili UEFA'dan bir ceza geldi. Ve bak diyor ki haberde, Jesus'a men cezası verdi. İşte ayrıntılar. Burası doğru değil işte. Şimdi başarılı Fenerbahçe'de başarının en büyük pay sahiplerinden Jesus'a UEFA'dan beklenmedik bir karar çıktı. UEFA Avrupa Ligi B grubunda Rennes, AEK, Larnaka, Dinamo Kiev'le aynı gruptaydı Fenerbahçe. 4 galibiyet, 2 beraberlikte grubunu 14 puanla lider olarak tamamladı. Avrupa'daki en yüksek puanla ulaştı. İlk defa yenilgisiz olarak gruptan çıktı Avrupa'da. Ve Jesus'a şartlı bir ceza gelmiş. Bakın, şartlı ceza. Milliyet'in haberine göre UEFA Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde AEK Larnaka karşılaşması nedeniyle çeşitli cezalar verdi. Kadıköy'deki maçta merdiven boşluklarının bloke edilmesi nedeniyle 12.000 euro ceza hükmedildi. Sahaya madde atılması nedeniyle 9.000 euro. Karşılaşmanın geç başlamasından dolayı hem kulüp hem de teknik direktöre yaptırım kararı çıkmış. Bu sebeple Sarı Lacivertli kulübe 15.000 euroluk fatura çıkmış. Karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu olduğu belirtilen Jesus'a da bir UEFA müsabakasından men cezası verilmiş. Ancak bunun bir yıllık deneme sürecinde askıya alındı aktarılmış. Yani Türkçesi şu: Fenerbahçe bir yıl boyunca herhangi bir maça daha geç çıkarsa Jesus o maçı takrip eden diğer Avrupa müsabakasında takımın başında yer alamayacak. Bu. Yani hakem şeyine, teknik direktörlük ruhsatı falan elinden alınmamış. Bir daha maç yönetemezsin falan denilmemiş yani. Bilginiz olsun. Olay bu. Şimdi ister inanın, ister inanmayın. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İster inanın, ister inanmayın. Ama dediği doğru. Hani Jesus'tan ilgili şey böyle. Bakın, ben başta şöyle bir başlık koymayı düşünüyorum. Son dakika Jorge Jesus skandalı, kaos bahçe geri geliyor. Bunu koymak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Bunların istediği bu. Bak, bunların kaos bahçe geri mi geliyor? Dur şöyle soru işareti şeklinde yapayım. İşte şok olaylar. Bunların istediği bu. Fenerbahçe karışsın, başarısız olsun. Bir şey söyleyeceğim size. Şu an sosyal medyaya göre Fenerbahçe Trabzon deplasmanında doğranacak. Hatta Arda kardeşler, Ali Palabıyık neydi? Ali maç çalan falan, hani onları verecekler hakem olarak. Fenerbahçe'yi doğrayacaklar. Fenerbahçe taraftarı da kuzu kuzu, koyun gibi, yani gerçekten koyun gibi, ne söylenirse ya evet ya bu sefer de öyle olacak, aynen çok iyi gidiyorduk maalesef diye. Fenerbahçe taraftarına psikolojik bir baskı uyguluyorlar. Fenerbahçe taraftarı şu anda, bir kısmından bahsediyorum, hepsinden değil, koyun gibi nereye güdülürse oraya gidiliyorlar. Bir tek M diye paylaşmadıkları kalıyor. Ya kime sorsam Trabzon deplasmanında. Bizim bir tane sayfada bazı arkadaşlar var. Gizem falan var, sağ olsunlar. Kesin bu maçta bizim ağzımıza edecekler. Lan manyak mısınız? Gerizekalı mısınız? Aptal mısınız diyorum. Diyorlar ki ağzın çok bozuk. Ya arkadaş, daha ya 40-45 günlük bir süre var. Ha, 40 gün olsun. 40 gün süre var. Bu sefer bizim maçta mahvedecekler, bizi doğrayacaklar, bizi öldürecekler, bizi cimcikleyecekler, bizi bir perişan edecekler. Tutmayın lan Fenerbahçe'yi. Ya gidin Galatasaray'ı tutun. Bak, size çok yakışır Galatasaray'ı tutmak. Beşiktaş'ı falan tutun. Trabzon'u tutun gidin. Madem şey yapacaklarsa, madem iyi giden takımları bile hakemle mahvedeceklerse gidin Trabzon'u tutun. Tutun. Yani bunun ayıbı yok, günahı yok arkadaşlar. İstediğiniz takımı tutabilirsiniz. Kirli ellerinizi, kirli düşüncelerinizi Fenerbahçe'nin üstünden çekin ya. Çekin arkadaş. Yani çekin arkadaş. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Ya öyle bir sindirmişler ki sizi ya. Yani sizi öyle bir sindirmişler ki ne söylense tamam kabul diyorsunuz. Fenerbahçe iyi oynamış, kötü oynamış, hiç umurunuzda değil. Hiç umurunuzda değil, değil mi? Ya etmeyin, eylemeyin ya. Tamam, bu ligde hep hakemlerin kollamasını gördük. Hep hakemlerin bazı takımları kollamasını, kollamadığı anda bu takımların çıkıp da adalet istiyoruz diye ağlamalarını gördük. Evet. Kusura bakmayın. Ama yıllardır da Fenerbahçe taraftarının şu isteğini gördük. İyi hoca, iyi kadro, taraftar takımın arkasında dursun, bizi kimse yıkamaz. Adana Demir maçında yediğimiz gol, ya penaltı öncesinde net ofsayt. VAR'a rağmen offside verilmedi. Ümraniye maçında 3 tane gol yedin. Kaça adaletliydi? Kaça adaletli? Konya'da 10 kişi bırakıldın. Adaletli miydi o karar? Konya'da mağlup edildin. Adaletli miydi o karar? Giresun maçında mağlup edildin. Adaletli miydi o kırmızı? Geçenlerde Batshuayi kırmızı yedi. Adaletli miydi? Siz zannediyorsunuz ki hakemler hiç doğramıyor bizi. Hakemler hiç bizi doğramıyor. Ya bizi doğradıkları kadar rakipleri doğrasınlar. İnanın yürüyüş yaparlar. Yürüyüş yaparlar. TFF binasını yıkarlar. Ama üstümüzde bir sevilmeme var. Üstümüzde bir nefret duyguları var. Yani yazmışlar işte biz şu takımlıyız söylemeden rahmetli Selçuklu'dan dediği gibi şu takımlı bu takımlı yok. Ya Fenerbahçelisin ya Fenerbahçe düşmanısına gitti bu iş. Yani adam diyor ki ben Atatürkçüyüm ama Fenerbahçe'den nefret ediyorum diyor. Atatürkçüyüm diye bir insanın Fenerbahçe'den nefret etmesi imkansız. İmkansız ya. Ya şey gibi bir şey. İşte ben işte Portekizliyim diyor adam. Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum ama Messi kazansın istiyorum. Dünya Kupası. Ya çok enteresan ya. Neyse. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Lafı çok uzatmayacağım. Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Çok iyi bir gidişat var. Sakatlarından dolayı, yorgunluktan dolayı geri çekilme yaşamıştı. Bu sürece kadar iyi getirdi. Bir mağlubiyetle kapattı. Çok zorlu bir periyodu. Çok zorlu bir periyodu. Bir mağlubiyetle kapattı. Önümüzdeki maçları kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Hocam hakem kollarsa. Bir kollar, iki kollar. Düşünsenize bak. Dünya eğer bu sezon Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmazsa, bu sezonda şampiyonluğu çalınırsa seneye bir tane Fenerbahçe taraftarı o Bein Sports'a abone oluyorsa, üye oluyorsa, para veriyorsa yazıklar olsun. Gidip lacivertin yerine kırmızı koysunlar. Bir Fenerbahçe taraftarı izlemez. Fener'e geçtim. Ya rakip taraftarlar ne diyor biliyor musunuz bana? Bana diyorlar ki rakip taraftarlar biz kendi takımımız izliyorduk. Bıraktım ben diyor. Fenerbahçe maçını izliyorum diyor. Ya da kendi takımın yanında Fenerbahçe maçını da izliyorum. Çok keyifli top oynuyorsunuz diyor. Ya sen topunu oyna. Hakem illaki kötü yönetici olacak. Lehine de hata yapacak. Yapmak zorunda. Yapmak zorunda arkadaşlar. Bak yapmak zorunda. Niye zorunda? Ya senden önce adam bir maç yapıyor. Gidiyor. Hakem bu takımı kolluyor. O takım yeniliyor. Senin rakibin geçen hafta hakemle kazanmış oluyor. Senin karşına çıkıyor. O maçta diyor ki lan diyor. Biz intikam alalım. Böyle şeylere de rastlıyoruz. Rastlamıyor değil. Ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye güvenin. Jesus'a güvenin. Taktiğe güvenin. Sisteme güvenin. Takımınıza destek çıkın. İlla ki taş koymak isteyen olacak. Sivasspor'un Fenerbahçe'ye oynadığı topla ne bileyim başka takımlara karşı oynadığı top bir mi? Başakşehir'in Fener'e oynadığı topla başkasının oynadığı bir mi? Ya da başka takımların Fenerbahçe'ye karşı aslan kesilmesiyle başka takımlar oynadığı bir mi? Değil. Yıllardır olan şeyi siz bana niye yeniymiş gibi getiriyorsunuz? Niye umutsuzluk pompalıyorsunuz? Niye kötü pis düşüncelerinizi insanlara empoze etmeye çalışıyorsunuz? Niye koyun sürüsü oluşturmaya çalışıyorsunuz? Bunların peşinden arkasından gitmeyin arkadaşlar. Bunların peşinden giderseniz en büyük Fenerbahçe düşmanlarına hizmet edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yaşasın tam bağımsız Fenerbahçe.